Değerli basın emekçileri, bildiğiniz gibi bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını yaptık. İlk olduğu için tabii temel prensipler konusunda bazı değerlendirmelerimiz var. Umuyorum bundan sonraki toplantılarda geçmiş yıllarda olduğu gibi derinlemesine ülkemizin içinde bulunduğu durumu, çalışanların durumunu zaten en iyi sizler de bizler de biliyoruz. Nedenlerini ve sonuçlarını birlikte irdeleyeceğiz. Umuyoruz. Kamuoyunun çok yakın takip ettiğini biliyoruz. Haklı olarak, doğal olarak içinde bulunduğumuz gelir dağılımının oldukça bozulduğu, enflasyonun aşırı artmasından kaynaklı alım gücünün azalması insanlarımızı gerçekten zora sokan bir yaşam seviyesi ortaya çıktı. Böyle olunca da çalışanlarımızın umutlu aileleriyle beraber çalışanlarımızın umutları daha da arttı. İnşallah karşılıklı anlayış içinde beklentilerinin cevap verebilecek bir sonucu ben şahsen bekliyorum. O bakımdan ayın üçünde enflasyon, Kasım ayı enflasyon yayınlanacak. Ondan sonraki salı günü biz ikinci toplantımızı Türk İş Konfederasyonu'nda gerçekleştireceğiz. Saat 2'de başlayacak. Ve daha sonra önümüzdeki hafta iki toplantı birden, bir de Perşembe günü yine bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ve sanıyorum ondan sonra kısa dönemde şöyle 14'ü gibi falan da herhalde sonuçlandırırız diye bir kanaat oluştu bende. Son toplantı belli elbet ama hafta içinde iki toplantıyı birden gerçekleştireceğimizin kararını aldık. Umuyorum hayırlı bir sonuç çıkar. Sizlere de teşekkür ediyorum. Evet, rakamsal olarak %30 paniniz riskte 5200 daha da riskin bir talebi var. Bugün işçiler de satar çıktı. 5200 net olsun istiyoruz. Sizin talebiniz nedir? Çünkü işlerin açıklamaları talebin çok altında kalacağını gösteriyor. Şimdi biz henüz komisyonda rakamlar üzerinde değerlendirmeye varmadığımız için bir rakam telaffuz etmeyeceğim ama Sayın Bakan'ın anketlerini de gördünüz, dinlediniz. Yani o anketlerin zaten aşağısında olması söz konusu olmayacaktır sanırım. Bizimle çalışmalarımız var tabii. Biz biraz daha üzerinde olacak sanıyorum. İşte bir rakam söylemek için erken. O bakımdan onda rakam söylemede imtina ediyoruz. Peki. Var mı efendim? Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.